Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda güzel bir deniz elbisesi pareo e, çalışması yapacağız. E, fosforlu bir e, renk kullandım. E, bir hayli büyük bir yumak. Şöyle bilgilerini de göstereyim. Lenosa ipin bir ürünü. Şurada Lenosa bilgilerini de bu şekilde göstereyim ve 5 numarada Umarım görünüyordur 5 numara Tığ kullanıyorum İpi Bu şekilde sıkılaştırıp 120 Zincir örüyoruz 120 Zincirden sonra Sıra dönmemesi için şöyle zincirin düz tarafını tutarak bu şekilde döndürmeden, yoksa örgü e, bitimine geldiği zaman sıra bitiminde kötü durur. Şurası. ilmeği sırayı birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir üzerine dolayıp aynı ilmeğin içerisine bir kere daha batıyoruz. Bir, iki, üç kere de yani üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir. Bir, iki atlayıp üçüncü zincire ikili trabzan. İki zincir. Bir, iki değil. Üçüncüye şöyle tek kanat alarak yaparsak daha iyi olur. İkili trabzan. Şimdi bu bizim ördüğümüz e, yaka kısmı. Şu ikili trabzanlar sadece bu sırada olacak. Şurada üçlü trabzanlar örüyoruz köşelerde. Şu V gibi olan yerler üç üç kere de çıkıyoruz. E, Diğerlerini ikili trabzan. Fakat bu ilk sırada oluyor. Bundan sonra öreceğimiz her sıra bluz e, elbise bitene kadar e, kafes ördüğümüz yerlerde köşeler gibi üçlü trabzan olacak. Şimdi ben 10 kafes örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Bir kanat alarak batarsak daha muntazam olur. Şu 5 zincir çekip aynı ilmeğe battığımız ve örgünün hemen yanından itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10. kafesi örerken gene 1, 2 atlayıp 3. zincirin üzerine 1, 2, 3. 3 kere de çıkıyoruz. 2 zincir. Aynı ilmeğin içerisine 1 2 3 Tekrar 2 zincir 1 2 3. zincire kafes örmeye devam ediyorum. Şurada yaptığımın sıra bitene kadar yineleyerek bitiriyorum sırayı. 120 zincirden sonra bu sırayı örmeye başlarken köşeyle başlıyoruz. Arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kafes tekrar köşeyi örüyoruz. Gene 10 kafes köşe yani 1 2 3 4 tane köşe örmüş oluyoruz. Şimdi sırayı birleştireceğim. Aradaki 2 zincir. Şuraya 2 zincir bırakıp sırayı bağlıyorum. Örgünün içerisine yürütüyorum. 1 2 3 zincir ve bu çektiğim 3 zincirle birlikte 1 2 3 ikinci trabzan gene 3 kere de çıkıyorum köşelerde hep 3 kere de çıktık. İlk sıra olduğu için bu kafesleri 2 kere de yani ikili trabzanlar ördük. Artık bu sıradan sonra bütün e, trabzanları üçlü trabzan olarak öreceğiz. Çektiğimiz zincirle birlikte 3 trabzan oldu. 2 zincir gene aynı boşluğa 1 2 3 kere de çıkıyoruz köşeyi bu şekilde ördük. 2 zincir. Hemen ilk boşluğa. Artık her seferinde trabzanı 3 kere de örüyoruz. 2 zincir. Her boşluğa bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sırayla tamamladık. Şimdi sırayı bitiriyorum. Şuradaki sayıyı da göstereyim. Şurada yaptığımız 3 trabzanın yanına yaptığımız aynı ilmek içerisindeki kafesle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldu. Ondan 12'ye çıktı kafes sayısı. Şimdi sırayı tamamlıyoruz. İlk trabzanın üzerine sırayı bağladık. Şimdi trabzanların üzerinden ilmek kaydırarak örgünün içerisine geldim. 1 2 3 4 5 zincir aynı boşluğun içerisine 1 2 üçlü trabzan sonra iki tane daha trabzan artık bundan sonra bütün trabzanlar üçlü oluyor şimdi böyle bir böyle bir böyle bu şekilde sıra devam edecek yani hep şu iki sırayı tekrarlayacağız İlk boşluğa kafes yaparak sırayı bitiriyoruz. İlk sıra hariç şurayı saymadan şöyle göstereyim. Şu bizim zaten yaka kısmına geliyordu. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra ördüm. İlk sıra ile birlikte 13 sıra. Aradaki kafes sayısı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Her bir kenarda köşeden diğer köşeye kadar 22 kafes örmüş olduk. Şimdi deseni yani modeli kurmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şuraya beden ve kollar. Her köşeden ilk tra e boşlukları sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 taneden sonra bir işaret aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şurası tam orta. Her kenara aynı şekilde işaret aldım. 11 kafes bırakarak ortadaki kafese örgünün başlayıp biteceği yere işaretleri aldım. Şimdi şöyle şuradan başlıyoruz. Bu şekilde sonra iki tarafı birbirine örgüyle ekleyip bedeni aynı şekilde şuralardan arttırarak örmeye başlayacağız. Bakalım kaç sıra örmemiz gerekiyor? Ölçerek yapıyorum çünkü bittiği zaman onu da söyleyeceğim. Şu kısmı bedeni şu dediğim gibi iki köşelerden arttırarak örmeye devam edeceğiz. Sırayı normal, her zaman ördüğümüz sıradan devam ettim. İşaret iğnesinin olduğu yere kadar ördüm. Şimdi iki parçayı ön ve arkayı birbirine birleştirmemiz gerekiyor. Araya gene iki zincir, işaretli olan boşluğa üçlü trabzan bu şekilde birleştiriyorum ve kafes örerek devam ediyorum devam ettim işaretli olan yere kadar kafesleri ördüm şimdi tam karşısına birleştireceğim 2 zincir gene şurada yaptığımızın aynısını yapıyorum işaretli boşluktan üçlü trabzan iki tarafa da aynı şekilde ördükten sonra kafesleri örmeye devam ediyorum şimdi burayı bedeni aynı bu şekilde örerek ve her iki taraftan da arttırarak e, çoğalacak tabii ki örgüler. Aşağı ne kadar istiyorsanız, uzunluğun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar e, artık göğüs altını örmeye başlıyoruz. Bir de şurayı da e, göstermeden geçmeyeyim. İkinci sıraya geldikten sonra şu eklediğimiz koltuk altı araya bir iki zincir çekerek birbirine eklemiştik o çektiğimiz zincire de bir tane kafesi trabzanına örüyoruz. Trabzandan sonra iki zincir çekip diğer tarafa trabzan örmüştük. Şu aradaki iki zincirlik olan yere de bir trabzan örüyoruz. Tekrar boşluklara basıp batarak ilerliyoruz. koltuk altı ekleme yeri Evet ben baya e, bayağı bir ördüm bedeni bitirdim bir kolunu da bu şekilde ördüm püskülünü de taktım şimdi bu kolu nasıl ördüm burada diğer kolunda e, göstereceğim Şuradaki işaret iğnelerini örerken çıkartmayın. Taktığınız gibi kalsın yerinde. Çünkü kolu örerken e, bu işaret iğnelerine ihtiyacımız olacak. Bu uzunluğu da siz istediğiniz kadar. Yani e, giyerek e, sürekli örün, ölçüsünü alarak örün. E, ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız orada kesin. Yani e, herhangi bir ölçüyü değiştirmenize falan gerek yok. Şimdi ben oyasını da göstereceğim. Bunu bu sanırım 36 beden oldu. Bundan daha büyük beden istiyorsanız şu aralarda bıraktığımız 11 tane bırakmıştım. Siz 13, 15 tane kafes yapabilirsiniz aralara bedeninize göre. Yani bu kıyafette gene daraltmaya ve genişletmeye çok müsait bir model. Hiç zorlanmadan aralardaki kafesleri daha fazla tutarak örebilirsiniz. Şimdi hemen e, kola başlayalım. Şu e, roba kısmını ördükten sonra beden kısmına başlarken iki ön ve arka bedeni birbirine ekleyip şurada koltuk altında rahat bir oyuk e, yapmamız gerekiyordu. O yüzden. E, Trabzanı yapıp iki zincir çekip sonra bağlamıştık. Sonra bedeni örerken de o iki çektiğimiz iki zincir çektiğimiz yere de bir trabzan örmüştük. Ee, rahat kasmayan, sıkmayan bir koltuk altı oyu yapmış olduk. Şimdi e, kola başlayacağız. Şuraları bizim e, aradaki ölçülerimiz. Şurası orta o e, iki zincir yere ördüğümüz trabzan. Şuraları ör, örmeye başlayacağız. Fakat ipi tam şu ortaya bağlıyoruz. İki zincir çekmiştik bağlarken, oradaki trabzanın hemen yanına ipi bağlıyorum. Bir zincir çektim, iki, üç. Şimdi şurada işaret iğnesi olan yere üçlü tırabzan örüyorum. görüntü bu şekilde oluşuyor 3 zincir çektim ve bu iğneyi çıkarmamanın sebebi de e, buradaki ilmeği daha iyi daha net gösterebilmem içindi örgüye buralardan başlıyorum gene 2 zincir ve her kafesin içerisine üçlü trabzan şimdi normal sırayı nasıl örüyorsak şimdiye kadar o şekilde arttırma da yaparak geldim. Burada arttırma olurken burada da eksiltme yapıyoruz. E, sırayı sabit tutuyoruz. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, buradaki arttırma bir bu taraftan bir bu taraftan. Bu şekilde olduğu için e, şuradaki kafes sayısı sizi yanıltmasın. Bazen burada çok olur. Bazen burada e, bu tarafa geçtiğiniz zaman da aynı ilmek sayısını burada yakalarsınız. E, eşitlik olur. O yüzden hani yanlış yapıyorum ilmek sayısını tutturamıyorum diye e, endişelenmeyin. Bu şekilde gayet muntazam bir şekilde geliyor ve arttırma yeri de tam kolun üst tarafında kalıyor. Böyle zikzak şekilde gittiği için şuradaki arttırmalar bir tarafı farklı bir tarafı farklı olabiliyor ama bir sıra sonra ilmek tekrardan yani bu kafes sayıları eşitleniyor. Ondan endişelenmeyin ya da yanlış yaptığınızı sanmayın. Şimdi Burada işaret aldığımız yer vardı. Oraya kadar kafes ördüm. Şuradan başlamıştık örmeye. Buraya bağlamıştık ipi. 3 zincir çekmiştik. Buradan başlamıştık. Yine işaret aldığımız yerdeyiz. Tam karşısında. Şimdi burayı da şu 3 zincir çektiğimiz, başladığımız trabzanın üzerine bağlıyoruz sırayı. Şu şekilde. Şimdi gene 1 2 3 zincir yanındaki boşluğa batıyoruz. Gene 2 zincir kafesleri gene olduğu gibi örüyorum. Son kafesin üzerine de trabzanı ördüm. Şurada 3 zincirle çıktığım trabzanın üzerine bağladım. Şimdi gene 1, 2, 3 zincir. Gene hemen yanındaki boşluğa 2 zincir ve kafes örgüye devam ediyorum. Bu sırayı 12 kere tekrarlıyoruz. Yani 12 sırayla Robadan örmüştük. Sonrasında bir 12 sırada bu şekilde örüyoruz. Şuradan bir tane artıyor, şurada iki e, trabzanı bir araya getirerek bir tane eksiltiyoruz ve e, şuradaki kafes sayısını hep aynı tutuyoruz. Şu kısım bozulmaması gerekiyor, tam kolun ortasında kalacak. 12 sıra daha örmeye devam ediyorum ben. Evet, diğer kolu da aynı sıra sayısıyla ördüm yani e, 12 sıra daha ördükten sonra son biraz daha biraz daha şöyle e, şu üçgen görünümünü elde etmek için bir sıra daha örüyorum 12 sıra normal ördükten sonra onu da tek bir değişikliği var gene 3 zincir çekiyorum Şuradaki boşluğa değil bir sonrakine. Ve diğer tarafı olduğu gibi örüyorum. Sıra sonunda başlarken yaptığımız gibi bir tane kafesi atlıyorum. Son kafesi örmüyorum. 3 zincirin hemen üstündeki trabzanın ilmeğinden bağlıyorum. Bu şekilde görüntü Şimdi oyaya başlayalım. 1 2 3 zincir. Aynı ilmeğin içerisine üçlü trabzan. Şimdi normalde bu oyayı boşluklara, her kafesin içerisine boşluklara batarak öreceğiz ama şuraya batarsam çok e, bitişik olacak. O yüzden diğer trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde iki tane trabzanı yatırmış oluyorum. Diğer ilmeğin üzerine. Şimdi 1, 2, 3 doluyorum. Gene aynı ilmeğin içerisine 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Şimdi artık boşluklara batabiliriz. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan ve diğer boşluğa bir sık iğne görüntü bu şekilde 1 2 3 zincir aynı boşluğa ikinci trabzanı örüyorum ve diğer boşluğa bir sık iğne ile yatırıyorum bu şekilde dilim dilim bir görüntü oluşuyor diğer kol ağzına aynı şekilde ördüm etek uçlarını ördüm bir de yakasını. Şimdi de yakasını aynı örgüyü öreceğim. E, püskülü yaparken gene göstereceğim. Basit bir şey ama oyalardan sonra bir püskülü de hazırlayıp bluzu e, ya da paraya oyu artık nasıl kullanırsanız bitiriyoruz. E, örgü oyaları da bitti. Tamamıyla bitirdim. Şimdi bir tane püskül yapacağız birlikte. Kola takacağız. E, ondan önce Şöyle yakından göstereyim bilgileri. E, 280 gram ip 5 mm tığ kullandım. Başlangıç zincirimiz 120. Siz tabi onu kendi ölçünüze göre ayarlayacaksınız. E, 12 sıra şu Şuraya kadar 12 sıra örmüştük robayı. Ondan sonra bedeni 18 sıra daha ördüm. Şöyle göstereyim. 18 sıra daha ördüm. Bu benim ölçüm tabii ki. Siz de kendi ölçünüze göre ister daha uzun ister daha kısa. Daha bluz gibi olsun isterseniz. Daha kısa tutabilirsiniz. E, bu hem pareo hem de bluz olarak çok e, gerçekten e, kullanışlı bir kıyafet oldu. E, serin akşamlarda da kullanılabilen hırka gibi kullanılacak. E, çok zarif bir örgü olduğunu, model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Emeğinize değecek bir kıyafet olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra püskürümüze başlayalım. Elimde şöyle 14,5 cm bir defterim vardı. Günlük not defterim. Bunu kullanacağım ölçü olarak biraz uzun bir püskül olmasını istiyorum çünkü şöyle 14,5 santimlik bir günlük not defterimin çok sert dokusu olduğu için bunu kullanacağım. Biraz da uzun bir püskül istedim. Daha güzel duracağını düşündüm. İpi bu şekilde diğer püskülü 35 kere sardım. Bunu da 35 kere sarıyorum. sonrasında bir tane şöyle hafif uzunca bir ip alıyorum tığı şuradan geçiriyorum bu ipi de içinden geçirip burayı sıkıştırıyorum bu şekilde iyice sıkıştırıyorum Sonra aradaki boşluktan makasla burayı kesiyorum. Yine bir iple buraya bir boğum yapıyoruz. Sıkıca bağlıyorum bunun da uçlarını püsküle dahil ediyorum. Fazlalıkları buradan temizliyorum. Ve bunu kola e, ip göstermeden hemen şurasından burada olduğu gibi çok fazla ip gözükmesin. Biraz da e, oyna, oynayabilecek şekilde dursun. Çok böyle sert olmasın. Bu şekilde bağlıyorum. E, buharlı hafif buharlı bir ütü yaptım e, ütüden sonra daha incecik ve tiril tiril çok dökümlü bir e, görüntü kazandı yumuşacık oldu gerçekten ütüden sonra bambaşka hale geldi ben hemen ölçü vereyim hani ortalama aklınızda bulunsun ölçü bu 36 ve 38 bedeni tam oluyor. Çünkü kızıma göre ördüm. O da 36 giyiyor. Ama 38'e de olabilecek. Dökümde oldu çünkü. 42. Yaka 42 santim. Tamamı boyun en yüksek ucundan şöyle yakadan itibaren 71 santim. Kol gene yakadan en uç noktasından en uç noktasına şöyle 67 santim. Dediğim gibi 36 ve 38 beden için güzel oldu gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar bir model olur, emeğinize değer. Ee, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, görüşmek üzere, sağlıklı kalın.